Henüz 16 yaşında, 6 yaşından beri yüzme branşı ile ilgileniyor. Kahramanmaraş'ı ve Türkiye'yi Avrupa'da birçok kez temsil etti. Birçok başarı elde etti. Yine 25-30 Haziran tarihleri arasında Avrupa Gençlik Oyunları'nda Kahramanmaraş'ı ve Türkiye'yi temsil edecek Sevilay Öztürk'ten bahsediyoruz. Kendisi hakikaten yüzme branşında yetenekli bir isim. Biz de kendisine Avrupa Oyunları'nda başarılar diliyoruz. Adım Sevilay Öztürk, 16 yaşındayım. Yüzmeye 6 yaşında başladım. Bu ay içerisinde, 25-30 Haziran içerisinde Finlandiya'da Avrupa Gençler Şampiyonası var. İnşallah orada birinci olup bayrağımı dalgalandıracağım. Bizim normalde 3 ay tatile gittik okullardan dolayı. Onlardan dolayı saat 1'de yüzme antrenmanım var. 3'e kadar. 2018'de Avrupa ikincisi oldum. İrlanda, Dublin'de. Dünya Şampiyonası'na gittim. Dünya Şampiyonası'nda bir şey elde edemedim ama inşallah burada Eylül'ün 9'una Dünya Şampiyonam var. İnşallah kelebekte birinci olup bayrağımızı dalgalandırmayı düşünüyorum. Yani başarılı olmayı tabii ki de çok istiyorum. Yani bayrağımı dalgalandırmak benim için gurur verici bir şey. Yani antrenmanlarımda çok fazla şey yapıyorum. Antrenmanlara çok gidiyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Hiç durmadan. Yani inşallah orada da emeğimin karşılığını göreceğim. Ali Uzun ben. Eski bedensel engelli milli yüzücüyüm. 2000 Sydney Paralimpik oyunlarında ülkeyi temsil eden tek sporcu ve tek branş yüzmeydi. Onu da ben temsil ettim. Şu an engelliler yüzme üzerine çalışıyoruz. Ben genelde bedensel engellilere bakıyorum. Ayrıca bir sporcumuz var. 25-30 Haziran tarihleri arasında Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Oyunları'na Kahramanmaraş'tan bir bedensel engelli sporcu katılacak. Kendisi milli sporcumuz Sevilay Öztürk'tür. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Ondan madalyalar bekliyoruz. Ben 93 yılında başlamıştım Kahramanmaraş'ta. O zaman engeller yüzme yoktu. O zaman başladığımda normal insanlar gibi bana antrenörüm Osman Çullu normal takım içerisinde başlattı. Ben kendimi normal olarak gördüm. Bir engelli olarak görmedim. Zaten buraya geldiği zaman da çocuklar ilk etapta belki dışarıda kendine engelli olarak bakıyorlardır. Burada sosyalleşme yönünden yüzme engellini ortadan kaldırıyor. Ve çocuklar kendine başına hareket etmeyi öğreniyorlar. Kendine olan özgüven artıyor. Spor sayesinde tabii ki.